Günaydın. Eren Kahraman, 32 yaşında. Maktul İlhan Bakırcı'nın arkadaşı. Kusura bakmayın, siz de sabah sabah buralara kadar yorduk ama... Önemli değil komiserim. Olur mu canım, öyle şey? Yani sonuçta alemci bir kişiliksiniz yani. Kim bilir gece kaçta geldiniz eve? Anlamadım. Anlarsınız. Ama önce benim anlamam gereken bir takım şeyler var. Ne gibi? Bodoslama gireyim ben o zaman mevzuya. Laf aramızda bodoslamayı severim. Niye öldürdün lan İlkan'ım? Ne? Bak koçum, başa sarmayalım gene. Sarper zaten o gece ne oldu ne bitti hepsini anlattı. Niye ettin kız aşağı? Ne? Ne demek ne lan? Tek söyleyeceğin şey bu mu? Ben bir şey yapmadım. Ha şöyle birader, ben de şey, Allah'ım ya. Böyle yani klasik suçlu jargonundan konuş, yoksa öbür türlü yapınca ben takip edemiyorum, anlamıyorum ne olduğunu. Evet, sen bir şey yapmadın. Kız kendi kendine uçtu aşağı. Ne? Ulan bak, çakacağım şimdi ağzına, göreceksin nelemeyi. Neleme bana, adam gibi anlat, ne oldu? Ya biz kızla odadaydık. Midem bulandı. Lavaboya gidip kustum. Odaya döndüğümde kız yoktu. Barbaros da fırça çekip gitti. İlkan da bizi kovunca biz de Sarper'le çıktık. Barbaros. Nerede bulurum ben Barbaros'u? Bilmem. Ne demek bilmiyorum lan. Sen nasıl ulaşıyordun bu adama? Telefonu var bende. Tamam ulan, ben de onu diyorum işte. Numarası kaç? Ulaşılamıyor. Çoktan yok etmişlerdir o hattı. Yani şu adamları yakalayamazsak eğer... Gözüm açık gider, haberiniz olsun. Merak etme Selim, yakalayacağız. Merkez 45-25. 45-25 nerede? Silahlı çatışma. Bir ölü var. Aylak masası olay yerinde. Sizin dosyayla ilgisi olabilir. Anlaşıldı merkez. Adres var mı? Hoş geldiniz başkomiserim. Durum ne? Maktul Barbaros Sungur. 73 doğumlu. Daha önce de fuhuştan sabıkalı. Belki sizin dosyayla alakası vardır diye düşündük. Tam isabet. Göğsünden aldığı kurşun yarasıyla ölmüş. Başkomiserim, adamın cebinden müşteri defteri çıktı. Bir de anahtarlık var. Göğsünden çıkardığım kurşunda metal kalıntılarına rastladım. Nasıl yani? Kurşun bir yerden sekmiş olabilir. Metal bir yerden? Evet. Pano ya da levha gibi bir şey. Yani adama nişan alınmamış, öyle mi? Öyle görünüyor. İşte bu ilginç. Belki de acemidir ateş eden. Adam metal bir yerden seken kurşunla vurmuş. Tamam, Kubilay söyledim. Olay yerini inceleyecek. Bu işte bir gariplik var. Ama en azından vurulan adamımızın Barbaros olduğunu biliyoruz. Teşhis eden kim? Hem Sarpen hem de Eren. Asıl soru, Barbaros'u niye öldürmek istediler? Öldürmek istememişler ki. İşte kazayla sekmiş kurşun. Birbirlerine mi düştüler? Vallahi bu sefer teorim yok. Gamze'den haber var mı? Var. İlkan'ın ofisinin oradaki merdivenlerin trabzanlarında kanlı bir el izi bulmuşlar. Onu inceliyor. Umarım zanlıya aittir. Kurşunun nereden sektiğini bulduk başkomiserim. Şunu görüyor musunuz? Kurşun oradan sekmiş. Lan!
Ne oluyor hayırdır yani, artık balistik rapor buraya mı geliyor? Yok komiserim, biraz önce oradaydım, gelirken getireyim dedim. Evet, iki silah bunlarmış. Öyleymiş. Tabii ki tespit edememişler. Silah kayıtlı değilmiş zaten. Evet, asıl konuya gelsen. Ofisteki kanlı el izini mi soruyorsunuz? Soruyorum ben, biz değil. Alışamadım komiserim. E tamam, o zaman ben sizi bu dosya kapandıktan sonra bir içmeye götüreyim. Orada yavaş yavaş alışırız. Siz derken? Yani sen artık bana siz demeyi kesene kadar ben de bundan sonra sana siz diyeceğim Gamze Hanım. O zaman sana güzel bir haber vereyim. Hah, bak ne güzel anlaştık, gördün mü? Evet. Bilin bakalım, iş kime ait? Neyi gösteriyor bu? Bir şey anlamadım. Neyi gösterecek? Buradan hapishaneye yolu. Tek deliliniz bu mu? Yok. Bir de adamı öldürürken çekilmiş gizli kamera görüntüleri var. Ne? Olamaz. Yok zaten oğlum, şaka yaptım, şaka. Heyecanlanma, merak etme. De. Zaten savcının da kamera görüntüsüne falan ihtiyacı yok. Yani buradaki kanlı parmak izi zaten seni hapse tıkmaya yetiyor da artıyor. Sarper'den ayrıldıktan sonra Beyoğlu'na gitmedin, ofise geri döndün değil mi? Biraz açılınca İlkan'dan özür dilemek için geri döndüm. Tartışmaya gelince indirdin adam aşağı. Hayır, gittiğimde ölmek üzereydi. Boğazından kanlar fışkırıyordu. Yardım etmek istedim ama... Tamam birader, tamam. Ben boşuna yormayayım içeri. Sen derdini savcılığa anlatırsın hadi. Ben bir şey yapmadım. Kim yaptı lan o zaman? Ben... Kim yaptı? Ne sen, ne sen ne? Kim yaptı? Bu ne? Bu ne birader? Ne yazıyor burada? Bu kanlı parmak izi senin, kan İlkan'a ait. Ben mi yaptım? Kimyasal bir şey diyor, anlamadım. Anlamazsın tabii. Lisede kimya dersini sallamazsan bir gün döner dolaşır çakarsın o dersten. Yani işin Türkçesi şu birader. İlkan'ın boğazını kestiğin tabak parçasından kalan sırrı tozu demek. Yani her şey ortada. Onun için sen bana her şeyi güzel güzel anlat. Ben de gideyim savcıyla güzel güzel konuşayım. Belki sana böyle bir avlu manzaralı, güzel bir hücre ayarlarız. Sen de insan gibi çürür gidersin işte. Ben böyle olsun istemedim. Niye döndün ofise? Şarjımı unutmuşum. Ne işin var lan senin burada? Şarjımı unutmuşum. Başlatma şarjını. Git sonra anlasın. Ya çekil. Evren canını yakarım, git! Manyak mısın oğlum sen? Çok sarmıştık. Tamam lan. Orasını anladık. Adamı niye öldürdün? Çok sarmıştık. Lan bıktım böyle saçma sapan bahaneler duymaktan ya. Yani her içen senin gibi adam öldürürse bu memlekette adam kalmasın.